İstanbul'dan bir telefonumuz var. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Besmele çekin. Önce Nur Hanım, gerçekten siz olduğunuz için bu programı dinliyorum. Allah razı olsun. Ve izliyorum. Ben ve konuklarım olmadığı sürece vallahi ben de bir hiçim. Burada biz şöyle söyleyeyim, konuklarımla birlikte pazartesten cumaya el birliğiyle size en güzelini sunmaya çalışıyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Buyurun. Siz var sizi ayıran başka spikerlerden de. Bizim kalbimizin sesini siz dile döküyorsunuz orada. Bu gerçekten tanıdıklarımla beraber bu harika bir şey ya. Bizim hani siz az önce dediniz ya, kalbimde ne varsa ağzımda o. Evet. Bizi konuşuyorsunuz. Maşallah. Sağ olun. Ben seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Şimdi ama Nur'un makyajını akıtacaksınız. Böyle yapmayın. Bu kadar ben da. Ben mutlu oluyorum ama ben şunu söyleyeyim. Gündelik yaşamda da böyleyim, biliyor musunuz? Empati yeteneğim. Yetenek mi derler ona? Empatim çok yüksektir. Duygusal zekan yüksek. Duygusal zekam mı yüksek bilmiyorum. Ben çok önemserim. Her kişinin derdi kendi derdimmiş gibi dinlerim. Ve elimden ne geliyorsa da yapmaya çalışırım. Allah razı olsun. Bu camiada da hani çok özür diliyorum ama şan, şöhret vesaire insanın kibrini besliyor ya. Yani değiştirmemiş, belki bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda insandan birisi sevgili Allah Nur. Allah razı olsun. Yani hep aynı, hep aynı. Sağ ol. Rabbim korusun her çok zaman seni. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Efendim sizi can kulağıyla dinliyoruz. Hadi anlatın bize. Ya bizim bir olayımız oldu bundan 15 yıl önce ama hiç görülmemiş diye, duyulmamış diye bir durum, ben öyle Allah görüyorum. Allah. Nedir? Kız kardeşim kayınvalideleriyle büyük bir tartışma yaşadı görümcesiyle birlikte. Ve bizi o kadar çok fitledi ki, görümcesi de bayağı kilolu. Düğünü olacaktı. 6 ay boyunca bir gelinlik için çok gidip geldi. O tartışma da tam düğün gününe denk geldi. Eyvah. Biz çoluk çocuk toplandık. Annemle, kız kardeşlerimle falan gittik oraya. Onların evine gittik. Hani tartışmak mı diyeyim artık, yani ne oldu gibiler. Hesap orada sormaya hocamıza mı? Hesap sorma diyelim. Orada hancımızı alamadık yani. Bir kısmımız o gelinlik odasına girdi. Makasla o tüm gelinliği paramparça ettik. Aradan 15 yıl geçti. O gün o düğün olmadı. Gelinliği gelinliği üzerindeyken makasla paramparça ettiniz. Hayır, gelinliği daha giymemişti. Ha, askıdayken. Askıdayken. Makasla paramparça ettik. Niye böyle bir şey yaptınız? Şeytan. Kız kardeşim o kadar çok fitlemişti ki bizi. Yani hiç böyle hızımızı alamadık. Bir dakika, size soracağım çok soru var. Alo. Evet, duyuyorum. Şimdi az önce bizi aradınız. Dediniz ki, bir daha özetleyelim. İşte kız kardeşlerimizin dolduruşuna geldik. Bir arkadaşımız çok kiloluydu. 6 ayda yaptırdığı gelinliği. Arkadaşımız değil o, onun görümcesi. Ha, onun kız görümcesi, tamam. Görümcesi. O akrabamız diyelim. Onun 6 ayda yaptırdığı gelinliği biz de kız kardeşimizin dolduruşuna gelerek dakikalar içerisinde odasına girip makasla parçaladık. Değil mi? Evet, doğru. Bundan büyük bir pişmanlık duydu ki şimdi bunu itiraf ediyor. O zaman bildiler mi gelinliği sizin parçaladığınızı, yoksa kim vurduya mı gitti? O bir yıl içinde çok da böyle farkında değildik. Daha doğrusu ben değildim. Sadece ben yapmadım zaten. Hı hı. Bir yıl sonra empati kurmaya çalıştım. Ve bir yıl sonra hayatım gerçekten ızdırap oldu. Helalleştiniz mi? 15 yıldır bu hayatımız ızdırap oldu. Zaten o gün düğün olmadı. Gelinlik olmadı. Gelinlik yok diye daha mi olmadı düğün? Tabii yani bir felaket oldu ya. Düşünsene. Hayatımda bir felaket oldu. Çünkü çoğumuz ne yapıyoruz? Gelinlik giyeceğimiz yere rahat bir kıyafetle, bir eşofmanla falan gidiveriyoruz, değil mi? Üzerimize gelinliği tabii giydiriyoruz. Ya ben başka şunu merak şey ediyorum. Yok, yani şu bilinci kızcağız. Merak ediyorum. Şu duyguyu çok önemsiyorum ve çok merak ediyorum. Neden parçaladınız?
Çok öfkelendiler, çok dolduruşa geldiler. Çok dolduruşa geldik kız kardeşimi. Ama işin ilginç boyutu daha sonra çıkıyor. Ben o yüzden zaten kafama vuruyorum, dizime vuruyorum. Kıskandığı ben için mi ilacı aldım. Bir yıl sonra kız kardeşimi sıkıştırdığım zaman bana dedi ki, yok aslında onun suçu yoktu. O bir şey yapmamıştı. Bakın ya, şu anda anlattığım zaman bile gerçekten rahatsız şu anda olur. Oturuyorum çünkü elim ayağım titriyor. Buradan... O gün düğün olmadı. Bir ay sonra nikah oldu ve o kız hiç hayır görmedi ve dua etti. Kız kardeşlerim bu şekilde hiçbir hayır görmediler. Ya. 10 yıl hapsede girebilirlerdi. Peki sizin artık, yaptığınız ortaya çıktı mı? Biz yaptık tabii ki. Başka kimse yok ki orada. Çıktı mı ortaya? Karşı taraf bildi ve sizi mahkemeye vermedi bu durumdan dolayı, öyle mi? Maddi manevi tazminat davası açabilirdi bundan dolayı size. Yok, açılmadı. Ya açılmadı zaten, ama keşke açılsaydı. Sizin duyduğunuz bu, biz beddua aldık. Vicdan azabı çok tatlı. Şimdi peki, o zaman bir şey daha soracağım, tamam. Hemen sana bırakacağım sözü. Dediniz yani o günden sonra benim hayatım zindan kabusa oldu, döndü. Bunun pişmanlığından dolayı mı kabusa döndü? Yaptıklarınızı farklı şekilde mi ödediniz? Pişmanlıktan dolayı elbette ki. Yani böyle bir şey nasıl olabilir yaptım ya? Heh, işte bu. Böyle bir şey nasıl olabilir? Ben 10 yıl sonra onun telefonuna ulaştım. Heh. Ve yalvara yalvara helal etmesini istedim. O da bana bu şartı koydu. Benim annem abim için gece gündüz ağlıyor dedi, eniştem için. Hı. Benim annem eniştemin evine, kız kardeşimin evine giderse seni helal ederim dedi. Ben de kız kardeşimle kesinlikle bir çizgi çizdim. Bu kayınvalidem buraya gelirse dedim ben varım. Gelmezse ben yokum artık. Bravo. Kız kardeşim beni kaybetmemesi için bunu kabul etti. Oh. Ve annesi gidip geldi artık. Tabii o süreçte eniştemle annesinin arası hiç iyi değildi. O şekilde ben helallik aldım diye düşünüyorum. Bir anlamda ara buluculuğu siz yapmışsınız. Bir anlamda ama içten mi etti? Hani annesi için mi etti? Onu da çok iyi bilmiyorum. Olsun olsun. Ama olsun. Şimdi düşündüğüm zaman ya bu nasıl bir canilik olabilir? Ve en kötüsü kız kardeşimin bir yıl sonra bize dediği şey. Onun suçu yoktu. O bir şey yapmamıştı. Ah işte bakın o kadar ve güzel bakın, bir. Bunu da söylüyorum size. Kız kardeşim 4 yıldır çok ağır bir hastalıkla imtihan ediliyor. Hmm. Çok ağır. Evet. Peki anladım. Çok teşekkür ediyoruz size. Bunu, ama yani burada mutlaka söylenmesi gereken hemen birkaç nokta siz var. Siz de ne olur televizyondan başından dinleyin çünkü telefondan kaçırıyorsunuz bazen. Çok teşekkür ediyorum bu önemli itirafınız için. Bu itiraf size neler açacak? Yani sevgili İkbal Gürpınar ara buluculukla sizi nasıl yönlendirecek bunu bir öğrenelim. Hı. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben hem ara buluculuk hem biraz dini bilgiyi karıştıracağım. Diyor ki bize Allah'ımız, aranızdan birisi size bir kötü haber getirirse, bir fasık, birisi hakkında kötü bir şey getirirse onun doğru olup olmadığını araştırın diyor. Araştırmadan şeytana uyup, cuhşu huruşa gelip, gaza gelip kaba tabirle gitmişler ve böyle kötü bir şey yapmışlar. Bir kere bu aklı başında bir insanın yapacak iş değil o anda. Bütün hapishaneler de o bir anlık gaflet tabii yüzünden içeride yatanlarla dolu. Aman diyeyim. Kötü bir şey hissettiğinizde, canınız kötü bir şey yapmak istediğinde bir Euzu Besmele çekin. İçinizden bir ona kadar sayın ve deyin ki Rabbim bu yapacağım şeye razı gelir mi? Onun hoşuna gidecek bir iş mi benim yaptığım? Akledin ve vazgeçin. İkinci önemli mevzu. İfrat tefrit mevzesi var ya hani. 6 ay bir gelinlik için hazırlanmak ne demek arkadaşlar? Aşırı bir şey değil mi bu? Tabii. Bir insan gelinlik için 6 ayını verir mi? Bir yandan da o kızın imtihanı. 6 ay gibi aşırı bir durumda bulunmamızı hazırlık için istemez Allah. Ama bir Allah şey söyle ama bir dakika. Kızın aşırı kilosu olduğu için bazı düzeltmeler şeylerde belki yapılmıştır. Zorlanmış. Ama hiçbir şeyi aşırı aşkın bir şekilde sevmemizi, istememizi, üzülmemizi bile o aşırı şekilde olmasını istemiyor Allah'ımız. Yani tamam diyorsun mı? Ki her şey o da birazcık karar, onun çoğu zarar. Kesinlikle. Yani onun da bir imtihanı vardı burada. Bunlar şeytana uydular. Şimdi aslında bu hanımefendinin bunu itiraf etmesi o kadar kıymetli ki hepimiz çok için. Arkadaşlar biri kötü bir şey söylerse hemen ciddiye alıp gaza gelmeyeceğiz, tamam mı? Araştıracağız. Bana yapılmasını istemediğim bir davranışı başkasına da yapmamaya gayret edeceğiz.
İçiniz ferah olsun. Siz çok güzel bir şeyde vesile olmuşsunuz. Ama biz gereken dersi kendi adımıza alalım. Evet. Bugün gerçekten.